Sürtünmesiz yatay düzlemde A, B, C noktaları etrafında sürtünmesizce dönebilen ve başlangıçta durgun olan eşit bölmeli, eş özdeş 3 çubuk F1, F2, F3 kuvvetleriyle şekil 1, 2, 3'teki gibi döndürülmektedir. Çubukların bu esnada açısal ivmeleri eşit büyüklüktedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bizim bildiğimiz kadarıyla lineer hareketlerde ki lineer hareket doğrusal hareket demek. Doğrusal hareketlerde net kuvvet Newton'un temel prensipleri düşünüldüğünde cismin kütlesi ve ivmesinin çarpımı şeklinde hesaplanır. Eğer dönme hareketinden bahsediyorsak bu sefer dönmeye sebep olan net etki net kuvvet yerine net tork olacaktır. Yani kuvvet yerine tork yazarız. Eşittir. Dönme ile ilgili olarak cismin kütlesinin yerine eylemsizlik momenti ya da eylemsizlik torku ivme yerine de alfa ile gösterilen açısal ivme kullanılır. Aslında denklemin formu değişmez ancak denklemde kullanılan niceliklerin fiziksel tanımları değişecektir tabi. Kuvvet yerine tork kütle yerine eylemsizlik torku ve ivme yerine de açısal ivme kullanılacak. Dolayısıyla soruda alfaların aynı olduğu söyleniyor. O zaman bizim eylemsizlik torklarını incelediğimizde net torkların büyüklükleri hakkında bilgi sahibi olacağımız ortadadır. Bir cisim Belirli bir eksen etrafında döndürülüyorsa eğer eylemsizlik torku aslında bir sabit sayı ile m r karenin çarpımı şeklinde ifade edilir ki buradaki m cismin kütlesi r re de e, dönme eksenine uzaklık olacak. Aynı şekilde döndürülen cisimler için de e, sabit sayının aynı olduğu söylenebilir. Bu durumda bir cisim ne kadar ucuna yakın nokta etrafında döndürülürse ı o kadar büyük. Ne kadar ortasına yakın nokta etrafında döndürülürse o kadar I küçük olacaktır. O zaman A cismi tam ucundan döndürülüyor. I A en büyük. B biraz daha ortaya yakın. I B daha sonra. C cismi tam ortasından döndürüldüğü için I C daha küçük olacaktır. Bu durumda net torklar da I'larla aynı şekilde sıralanmalı. Tork A büyük, tork B büyük, tork C şeklinde. Ve bir cismin açısal momentumu eylemsizlik torku çarpı W yani açısal hız diye hesaplanır idi. Bu durumda I'sı sabit olan bir cismin W'sı arttıkça ki açısal ivme W'nun artması demektir. Açısal momentum artacaktır. Yargılar değerlendirildiğinde birinci yargı çubukların açısal momentumu artar deniliyor. Evet bir net tork olduğuna göre açısal momentum artacaktır. Çubukların eylemsizlik torkları birbirinden farklıdır. Bunları zaten bulduk dönme eksenine uzaklıklar farklı olduğu için farklıydı. İkinci yargı doğru. Üçüncü yargı kuvvetlerin dönme eksenine göre torkları birbirine eşittir. Ancak torklar birbirinden farklı oldu. Dolayısıyla üçüncü yargı yanlış. Doğru cevap B seçeneğidir. Yeterince büyük bir yerden kendini bırakan bir paraşütçünün hızının zamana göre değişim grafiği şekilde kimdir? Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Yukarıdan serbest bırakılan bir cismin hava ortamı içerisinde, hareketi sırasında maruz kaldığı kuvvetler ağırlık ve sürtünme kuvveti olacaktır. Havanın sürtünme kuvveti. Eğer havanın sürtünme kuvveti cismin ağırlığına eşit olursa bu durumda cisme uygulanan net kuvvet sıfır. Dolayısıyla cismin ivmesi sıfır. İvmenin sıfır olması da cismin hız değişiminin sıfır ve sahip olduğu hızın da limit hız yani kazanabileceği hızın maksimum değeri olduğu söylenebilir. Bu bilgilerle Birinci yargı 0 T1 zaman alanında paraşütçüye uygulanan hava direnç kuvveti artmıştır. T1 anının sonunda sabit bir hıza ulaşıldığı ve maksimum bir sabit hıza ulaşıldığı için birinci yargı doğru olacaktır. Çünkü limit hıza ulaşabilmek için havanın sürtünme kuvveti mg'ye eşit olacak ve dolayısıyla net kuvvetin 0 olması gerekecektir. Paraşütçü T1 anında paraşütünü açmıştır. T1 anında paraşütçü serbest düşerken limit hıza ulaşmış. Ancak paraşütçü T2 anında paraşütünü açtıktan sonra hızı azalarak ikinci ve daha düşük bir limit hız değerine ulaşmıştır. İkinci yargı yanlış. Üçüncü yargı T2, T3 zaman aralığında paraşütçünün ivmesi azalmışsın. azalmıştır. Biz hız zaman grafiğinin eğiminin ivme olduğunu biliyoruz T T3 aralığında eğim gittikçe küçülmüş ve sıfır olmuştur Dolayısıyla üçüncü yargı doğru. Doğru cevap C seçeneği Sürtülmeli yatay zeminde şekildeki bir durmakta olan cisimlerin arasında yay varken cisimler F kuvvetiyle harekete geçiriliyor. Bir süre sonra cisimler birlikte eşit hızlarla hareket ederken cisimlerin ivmesi a büyüklüğünde, yayda oluşan kuvvet ise t büyüklüğünde oluyor. Buna göre cisimlerin arasındaki yay daha sert yayla değiştirildiğinde cisimler birlikte hareket ederken cisimlerin ivme büyüklüğü ve yayda oluşan kuvvetin büyüklüğü nasıl değişir? Şekildeki sistemde k ve l cisimlerine uygulanan f yatay kuvvetinin eşliğinde net kuvvet F net eşit olacaktır. F eksi cisimlere uygulanan toplam sürtünme kuvveti o da eşit olmalıdır toplam kütle çarpı a. Aynı şekilde L cismine uygulanan net kuvvet yazılırsa F net L eşit olmalıdır yay kuvveti eksi L cismine uygulanan sürtünme kuvveti eşit olmalıdır cismin kütlesi m çarpı a. Ve şekillerde görüldüğü gibi e, sisteme uygulanan net kuvvet ve L cismine uygulanan net kuvvet aynı şekilde e, eşitliğin karşı taraflarının hiçbir denklem sisteminde yay kuvvetindeki k sabitinin önemi yoktur. İkinci ifadede F yay olmasına rağmen F yay L cismine uygulanan net kuvveti etkilemesine rağmen yayın kuvvetinin büyüklüğü e, K sabitine bağlı olmayacaktır. Çünkü ML çarpı A değeri yukarıda A ivmesi değişmeyip e, net kuvvet e, ifadesi değişmediğine göre A değişmeyecek, ML değişmeyecek dolayısıyla sürtünme kuvveti sabit olduğu için F yay da sabit olacaktır. Bu durumda doğru cevap A seçeneği olmalıdır. O1, O2, O3 merkezi dişliler şekil 1, şekil 2, şekil 3'teki gibi dişli çubuk üzerinde dönerek ilerlemektedir. O3 merkezli dişli ortak merkezli olacak biçimde bir disk perçinlenmiştir. Buna göre dişliler disk üzerinde işaretlenmiş K, L, M noktaları hareket ettiği yörüngeler aşağıdakilerden gösterildiğine göre hangileri doğru çizilmiştir. Cisimlerin hareketi incelendiğinde birleşik hareket olduğu söz düşünülebilir. Hem öteleme hem de çizgisel hareket, dönme hareketi. K cisminin hareketi incelendiğinde dişlidin çevresi düzeyinde bir nokta olduğundan öteleme hızı çizgisel hıza eşit büyüklükte olacaktır. Dolayısıyla K cismi her yere dokunduğu anda e, geri dönüş noktasına gelmiş ve bir an için durmuş kabul edilebilir. Yörüngesi şekildeki gibi olacak. L noktası için öteleme hareketinden kaynaklı hız büyüklüğü çizgisel hız dönme hareketinden kaynaklı çizgisel hızından daha büyük olacaktır. Dolayısıyla hiçbir durumda L cisminin durması söz konusu olmayacak yörüngesinde hep teğet bir hız büyüklüğü olacaktır. Dolayısıyla yörüngesi bir sinüs dalga fonksiyonu gibi görünecektir. M noktası için düşünüldüğünde de öteleme hızı çizgisel hızından daha küçük olacaktır. Dolayısıyla M noktası en alt konuma geldiğinde bir ara geriye doğru hareket etmiş gibi görünmelidir. Bu durumda M noktasının hareket yörüngesi yay şeklinde Göz, gözlenecektir. Dolayısıyla birinci gösterim ve ikinci gösterim yanlış. Üçüncü gösterim M için doğrudur. Doğru cevap B seçeneği. Serbest haldeki boyları şekil birdeki gibi olan A ve B yaylarının A yayı K cismine bağlı. B yayı bağlı değildir. K cismi şekil 2'deki bir denge konumu olan O noktasından X kadar sola doğru çekilip bırakıldığında harmonik hareket yapmaktadır. K cismi serbest bırakıldıktan T süre sonra denge konumundan geçtiğine göre hareketin periyodu hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Basit harmonik hareket yapan bir yaylı sarkacın periyodunun 2 pi kök m bölü yay sabiti olduğu bilinmektedir. T sürede cismin denge konumundan o konumuna geldiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla birinci durumda cisim sadece A yayına bağlı olduğundan periyot kök içinde M bölü K şeklinde ifade edilebilir. Bu durumda O noktasına kadar geliş T süre gerektiriyorsa o noktasından tekrar x konumunun x kadar uzaklaşmak için sol sola doğru yine bir t süre geçecektir. Bu durumda e, periyot 2t'den daha büyük değerler alacaktır. Cisim b yayına çarptıktan sonra hareket ederken periyodu 2 pi kök m bölü artık iki yay birbirine paralel bağlı gibi olacağından ka ve kb toplamı yay bir periyodunu belirleyecektir. Bu durumda yeni periyot önceki tek başına A yayına bağlı olduğu duruma göre daha küçük olmalıdır. O zaman O noktasından sağa doğru gidişler T süre T üssü sürede gerçekleşsin geri dönüşte yine T üssü sürede gerçekleşecektir. Bu bize T üssünün T'den daha küçük olduğunu, Dolayısıyla periyodun 2T artı 2T üssü olması gerçeğinden yola çıkılırsa toplam periyodun 2T'den daha büyük ancak 4T'den daha küçük olduğu söylenebilir. A seçeneği doğru cevap. Sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki K ve L noktalarında tutulan artı büyük Q ve artı küçük Q yükleri yüklü cisimlerin elektriksel potansiyel enerjisi U'dur. Artı Q yüklü cisim serbest bırakıldıktan T süre sonra kinetik enerjisi E kadar olmaktadır. Buna göre artı Q yüklü cisim serbest bırakıldıktan sonraki durum için söylenen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? bir sistem kendi başına serbest bırakılıyorsa potansiyel enerjisi azalma eğilimi gösterir. Elektriksel potansiyel enerjide de böyledir bu olay. E, sistemin enerjisi k çarpı q1 q2 bölü d şeklinde yazılıyordu. O zaman bunu e, şekildeki sisteme uyarlarsak eğer k çarpı büyük q çarpı küçük q bölü d yani kale arası mesafe ilk enerji verecek ama serbest bırakıldığında cisimler arası mesafe artacağı için aynı cins yüklüler birbirlerini itiyorlar. Dolayısıyla sistemin potansiyel enerjisinin azalacağını söyleyebiliriz. Bu durumda A seçeneği doğrudur. B seçeneği serbest bırakılan cismin kinetik enerjisi artar ki e, biz bu tür durumlarda sisteme dışarıdan müdahale edilmiyorsa toplam enerjide değişiklik olmayacağını biliyoruz. Dolayısıyla e, toplam potansiyel enerji değişimi ve toplam e, kinetik enerji değişimi nin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. O zaman potansiyel enerji nasıl değişiyorsa kinetik enerji tersi şeklinde değişmeli. Yani potansiyel enerji azalıyorsa kinetik enerji artmalı ki burada potansiyel enerji azalıyor. Azalan potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmeli. B de doğru. C, Sistemde kinetik ve potansiyel enerjiler toplamı sabit kalır. Toplam enerji korunuyor. C seçeneği de doğru. D. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır deniliyor. Ancak serbest bırakılmış bir sistemde elektriksel kuvvetlerin zorladığı yönde hareket başlayacaktır. Dolayısıyla elektriksel kuvvetlere karşı değil elektriksel kuvvetlerin kendisi iş yapacak. D seçeneği yanlış. E. Artı Q yüklü cismin ivmesi zaman içinde azalır. Net kuvvet eşittir M çarpı A denilirse ve net kuvvetin burada Coulomb kuvveti K çarpı Q çarpı Q bölü D kare şeklinde yazıldığını biliyoruz. E, D artarsa net kuvvet azalacak. Dolayısıyla kütle sabit olduğuna göre ivme de tabii ki azalacaktır. E seçeneği de doğrudur. Bu durumda sorunun doğru cevabı D seçeneği olur. Sayfa düzlemine dik düzgün bir manyetik alan içerisinde KL iletken teli şekil 1'deki gibi dengedeyken telden şekil 2'deki gibi I akımı geçirildiğinde telin dengesi bozuluyor. Buna göre manyetik kuvvetin oluşumu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şekildeki KL telinden sağa doğru akım geçirildiğinde sağ el kuralı e, uygulandığında telin üst bölgesinde manyetik oluşturduğu manyetik alan sayfa düzlemine dik ve dışa doğru alt bölgesinde oluşturduğu manyetik alan da sayfa düzlemine dik ve içeri doğru olacaktır. Dolayısıyla sayfada işaretlenmiş P bölgesinde dışarıdan oluşturulan manyetik alan ile düz telin oluşturduğu manyetik alan aynı yönlü olduğundan bileşke manyetik alan güçlenmiş, artmış. S bölgesinde ise bileşke manyetik alan telin oluşturduğu ve sistemde bulunan manyetik alan ters yönlü olduğundan bileşke manyetik alan azalmış olacaktır. Yine sağ el kuralı kullanılarak e, cisim üzerine tel üzerine uygulanan kuvvet araştırıldığında sağ elin baş parmağı akım yönünde dört parmak sistemdeki manyetik alan yönünde tutulurken avuç içinin kuvveti gösterdiği şekliyle uygulanırsa manyetik kuvvetin aşağıya doğru olduğu gözlenecektir. Dolayısıyla tel P bölgesinin olduğu taraftan S bölgesinin olduğu tarafa doğru hareket edecektir. Bu durum düşünüldüğünde birinci yargı telden I akımı geçirilince P bölgesinde bileşke manyetik alan artar. Doğru. Telden I akımı geçirildiğinde ikinci yargı S bölgesindeki bileşke manyetik alan şiddeti artar. Yanlış. Üçüncü yargı tel mayıt kalan şiddetinin büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket etmektedir. Gayet doğru bir yargıdır. Doğru cevap D seçeneği. Kuşlar şehirler arası elektrik taşımasında kullanılan yüksek gerilim hatlarındaki tele konmasına rağmen kuşları elektrik çarpmamaktadır. Bu olayın açıklanmasında yargılarında belirtilen ifadelerden hangileri kullanılabilir? Kuşların e, elektrik tellerine konmaları düşünüldüğünde, e, maviyle çizilen elektrik teli olsun, e, kuşun bir ayağı, diğer ayağı olarak düşünürsek şu siyah çizgileri, e, kuşun şöyle durduğu e, durumu ortaya koyarsak burada temel mesele aslında kuşun iki ayağı arasında potansiyel farkın yeterince büyük olmamasıdır. Dolayısıyla iki ayak arasındaki potansiyel fark küçük değerli olduğundan, çok küçük değerli olduğundan bu durumda kuşun ayakları üzerinden ve gövdesi üzerinden geçen akım şiddeti küçük bir değere sahip olacak. Aynı şekilde şu da ifade edilmeli kuşun Ayakları ve vücudunun oluşturduğu bir e, direnç e, devreli e, devre direnci düşünülürse, elektrik akımı taşınan teldeki direnç değeri e, kuşun direncine göre çok daha küçük kalır. Dolayısıyla kuşun direnci e, telin direncinden daha büyük olduğu için potansiyel fark hem küçük hem de kuşun direnci büyük olduğundan kuş üzerinden geçen akım şiddetinin çok küçük değerlerde kalması kuşun çarpılmamasına çarpılmasının engellenmesine ya da sebep olacaktır ya da bunu sağlayacaktır. Ancak şöyle bir durum gerçekleşirse bu tellerden bir tanesine kuşun bir ayağı öbürüne diğer ayağı denk gelecek şekilde eğer kuş bu şekilde dokunabilirse ya da en azından Böyle bir durum ortaya çıkarılabilirse, işte o zaman bu iki tel arasındaki potansiyel fark, delta V, çok büyük olacağı için çok büyük. Bu durumda üzerinden geçen potansiyel fark dolayısıyla kuş üzerinden geçen akım çok büyük değerlere ulaşacak ve işte o zaman çarpılma gerçekleşecektir. Dolayısıyla yargıları incelersek eğer. Birinci yargı yüksek gerilim hatlarında potansiyel ve akım çarpılma sınırının çok üzerinde olduğu için kuşlar bundan etkilenmez denilir, denilmiş. Böyle bir ifade yanlış olacaktır. E, çarpılma sınırının üstünde olmak e, çarpılmamak anlamına gelmez. İkinci ifade kuşların elektrik akımına karşı geliştirdikleri özel bir dayanıklılığı vardır diyor. Böyle bir dayanıklılık söz konusu değil. Üçüncü ifade, kuşların iki ayağı arasında kalan tel parçasının potansiyel farkı çok küçüktür. Evet, bu aradığımız ifade olmalıdır. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği olacaktır. Su derinliklerinin aynı olduğu iki dalga leğeninde Kx ve Ky kaynaklarıyla üretilen periyodik dalgaların aynı andaki görünümü şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur. Su derinliklerinin aynı olması leğenlerde dalgaların hızı ortama bağlı olduğu için V1 ve V2 dalga hızlarının birbirine eşit olduğunu ifade etmektedir. Bir dalganın sürati dalga boyu ile frekansının çarpımı şeklinde ifade edilebilir. Bu durumda lambda 1 çarpı F1 eşit olmalıdır. Lambda 2 çarpı F2. Şekillerde gözlendiğine göre lambda 1 dalga boyu lambda 2 dalga boyundan daha büyük olacaktır. Dolayısıyla F2 frekansının F1 frekansından daha büyük olduğu söylenebilir. Bu durumda birinci yargı Kx, kaynakların titreşim frekansları birbirine eşittir, yanlış olacaktır. İkinci yargı Kx, K'ye kaynaklarının oluşturduğu dalgaların hızları eşittir su derinliği aynı olduğundan kesinlikle doğrudur. Üçüncü yargı KXK'ye kaynaklarının titreşim genlikleri birbirine eşittir. Genliklerle ilgili bir bilgi verilmediğinden bu yargı doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Doğru cevap B seçeneği. Öğrenciler optik deneyi yaparak şekil 1'deki cismin bir optik alet kullanılarak elde edilen görüntüsünün şekil 2'deki gibi olduğunu görmüştür. Buna göre bu görüntünün elde edilmesini sağlayan optik alet aşağıdakilerden hangisidir? Optik e, kurallar düşünüldüğünde ve optik aletler düşünüldüğünde bir tane optik alet ve bir tane e, cisim kullanılarak elde edilen görüntüler eğer cisme göre ters elde edilmişse bu durumda görüntünün gerçek olduğunu Düz elde edilmişse görüntüler görüntünün sanal olduğunu söyleyebiliriz. Gerçek görüntü bu arada ışık ışınlarının optik aleti terk ettikten sonra kendilerinin kesişerek oluşturduğu görüntü. Sanal görüntü ya da zahiri görüntü ise optik aleti terk eden ışınların kendilerinin değil uzantılarının kesişerek oluşturduğu görüntü anlamına gelir. Dolayısıyla bir cisim ve bir optik alet, siyah kesikli çizgiyle gösterilen yerde bir optik alet olduğunu düşünürsek, gerçek görüntü ışık ışınlarının e, yansıdıktan sonra kesişmesini sağlayan çukur ayna ile ya da e, ışık ışınlarının kırıldıktan sonra e, yani optik aleti geçtikten sonra kesişmelerini sağlayabilen e, yakınsak mercekle oluşturulabilir ki Yakınsak mercek aslında e, odak uzaklığı pozitif olan ya da odağı gerçek olan mercek anlamına gelir. Hava ortamındayken ki e, soruda hava ortamında kullanıldığı söyleniyor optik aletin. Dolayısıyla hava ortamındayken yakınsak mercek ince kenarlı mercek olarak kabul edilebilir. Burada hemen dikkat etmek gerekiyor. Tüm ince kenarlı mercekler yakınsak mercek değildir. Ancak şöyle bir şey söylenebilir. İnce kenarlı mercekler kendi yapıldığı maddeden daha az kırıcı ortamdayken yakınsak olarak davranır e, diyebiliriz. Dolayısıyla burada hava ortamında olduğu için ince kenarlı mercek diyebiliriz bu e, ifadeye. O zaman elimizdeki optik aletin ya çukur ayna ya da yakınsak merceği, ifade eden hava ortamındaki ince kenarlı mercek olduğu söylenebilir. Bu durumda doğru cevap E seçeneği olur. Düşey kesti şekildeki gibi olan sistemde D üs kütleli sıvı içerisindeki yay sabiti K olan yaya bağlı cismin sıvıdaki ağırlığı G kadardır. Sıvının cismi uyguladığı kaldırma kuvveti FK kadar olduğuna göre Yayın uzama miktarını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Burada özellikle e, şu bölüme çok dikkat etmek gerekiyor. E, şeklin üzerindeki cümlenin içinde yay sabit k olan yaya bağlı cismin sıvı içerisindeki ağırlığı g kadardır. Yani cisim üzerine uygulanan kaldırma kuvvetinden sonra kalan ağırlık kuvveti G'dir. Ya da sıvı cismi kaldırma kuvveti kadar hafifletiyor. Bundan sonraki ağırlık G'dir diye ifade edilmiş. Biz de cisim üzerine uygulanan kuvvetleri gösterdiğimiz serbest cisim diyagramını çizerek soruyu çözmeye başlayabiliriz. Bu durumda cismin aşağıya doğru bir ağırlığı ki bu ağırlık G'den büyük olacak. Biz buna P diyelim yukarıya doğru cisim üzerine uygulanmış bir kaldırma kuvveti ve yukarıya doğru soruda yayın uzama miktarı dediği için yay uzadığına göre yukarıya doğru kuvvet olmalı. F yay olmalıdır. Dolayısıyla dengede kalan cisim için P ağır P'nin eşit olması lazım ağırlık kuvvetinin FK artı F yaya. Dolayısıyla da aslında şöyle bir sonuca ulaşmış oluruz. F yay yani cismi sıvı içerisindeki durumunu dengeleyebilen kuvvet yani ağırlık olacak eşit olmalıdır P eksi FK'ya. Ya da buradan da hemen şöyle görebiliriz. Cismin dışarıdaki toplam ağırlığının FK kadar hafiflemiş durumu eşittir FY olmuş ki FY o zaman soruda bahsedilen G ağırlığına eşit olmalıdır. Bu durumda Yay kuvveti k çarpı x diye yazılır. Eşittir g olmalı. Dolayısıyla x eşittir g bölü k şeklinde yazılmalıdır. Doğru cevap c seçeneği olur. Sürtünmesi ve ağırlığı önemsiz makaralar ile iplere bağlı x ve y cisimleri şekildeki gibi düşey düzlemde dengededir. Tavana bağlı olan ipteki gerilme kuvveti t olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Sistemde dengenin oluşabilmesi demek, birden fazla kuvvetin oluşturulmuş olduğu sistemde kuvvet toplamlarının sıfır, tor toplamlarının sıfır olduğunu ortaya koymak demektir. Dolayısıyla bu sistemde ortadaki şu makaraya uygulanan kuvvetler, kesişmiş kuvvetler, kesişen kuvvetler olduklarına göre bunların toplamlarını sıfır yapan bir kuvvet diyagramı çizelim. Sola doğru, hepimizin gördüğü gibi x'in ağırlığı kadar gx kadar bir kuvvet yukarıya doğru eğimli T, aşağıya doğru eğimli de gy kuvveti olacaktır. Yalnız burada şöyle bir durum söz konusu. Aslında ip gerilmesi T kadar aynı ip devam edip y'nin ucuna bağlandığı için o ipteki gerilme yine Y'nin ağırlığı yani T kadar olmak durumunda. Bu da bize açıların 60'ar derece olduğunu söyleyecektir. Çünkü şu ip gerilmesi T ile şu ip gerilmesi T'nin bileşkesinin tam yatayda kalması gerekiyor. Eğer her iki kuvvette T kadarsa o zaman bileşke açı orta üzerinde kalmak durumundadır diye konuşabiliriz. Bu durumda da İp ee, ip gerilmesinin yine T kadar olduğunu söylemiş oluyorum. T gerilmesi de Y'nin ağırlığı kadardır demiş oldum. Peki aralarında 120 derece bulunan iki vektörün bileşkesi aslında içlerinden bir tanesine eşit oluyordu. Eğer vektörler eşit büyüklükte ise bu da GY kadar ya da T kadar diyebileceğimiz bir vektöre eşit oldu. Bu durumda x ve y'nin ağırlıkları eşittir. Birinci yargı doğru. En azından eşit büyüklüktedir. E, i̇kinci yargı T gerilme kuvveti y'nin ağırlığı kadardır denilmiş. Gayet doğru. Aynı ip üzerinde oldukları için. Üçüncü yargı x isminin altına bir cisim bağlanıp sistem yeniden dengeye getirilirse T gerilmesi değişmez. Doğru söyleniyor çünkü T gerilmesi aslında e, ipin diğer ucuna bağlı olan y cisminin ağırlığı kadardır. Y cisminin ağırlığı değişmeden T ip gerilmesinin değişmesi mümkün değildir. Peki X cisminin ağırlığı artırılırsa yeni denge durumunda ip gerilmesi değişmiyorsa nasıl denge sağlanacak diye düşünürsek bu e, düşüncemizi de şöyle ifade etmemiz gerekiyor. Ağırlık büyüdü, X büyüdü. O zaman T'lerin bileşkeleri büyümeli. Artık e, demek ki e, iplerin arasındaki açının azalması gerekiyor diyebiliriz. Bu durumda doğru cevap D seçeneği olur. Düşe kesiti şekildeki gibi olan ve kesit alanları eşit kaplarda 2H ve H yüksekliğinde su varken K, L ve M muslukları kapalıdır. Özdeş K, L ve M muslukları aynı anda açılıp sıvı akışı durdurulduğunda durduğunda musluklardan akan sıvı hacimleri VK, VL, VM arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisi gibidir. Burada önemli nokta. E, şu e, aslında M e, musluğundan çıkan sıvının hacmi yani vM direkt olarak S çarpı aş kadar olacaktır. Dolayısıyla biz bu hacme V dersek eğer iki, birinci kaptaki e, temel durumu şöyle ifade etmeliyiz. Hem K musluğu hem de L musluğu sıvı akıtırken. K musluğundan sıvı akışı ancak sıvı seviyesi K musluğunun alt hizasına gelinceye kadar devam eder ki bu arada L musluğu da sıvı akıtmaya devam ettiği için K musluğunun üzerinde kalan sıvının bir bölümü K tarafından bir bölümü L tarafından akıtılarak e, bitirilmiş olur. Bu durumda K musluğunun akıttığı sıvı miktarı Hc'den daha küçük olacak. L musluğunun akıttığı sıvı miktarı hem aşağıdaki Hc kadarını akıtıyor dikkat ettiyseniz, hem de üst taraftaki bölümün bir kısmını akıtıyor ki e, o zaman VL de Hc'den büyük olacaktır. Zaten başlangıçtan itibaren VM'nin eşittir Hc olması gerektiğini biliyoruz. Bu durumda L en büyük hacim, M ortanca hacim de en küçük hacim olmalıdır. Bu bu tür sorularda hemen şu da e, ifade edilmeli. Eğer K musluğundan V kadar hacimde sıvı akıyorsa, bu durumda L musluğu daha e, dibe yakın ya da daha aşağıda olduğu için L musluğundan çıkan sıvının hızı daha büyük olacaktır. Aynı süre içerisinde L musluğundan V'den fazla sıvı akar. Dolayısıyla e, Hs kadarlık bölümün Hs'nin 2V'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. 2V'den fazla olduğuna göre L'den akan sıvı hacmi 1 2V'den fazla 2V'den fazla bir de V'den fazla olmak üzere 3V'den e, daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında V, L büyüktür. 3 tane V, K da kesin bir ifadedir diye konuşabiliriz sorularda. Doğru cevap C seçeneğidir. T eşittir 0 anında x eşit 0 konumunda yatay düzlemde duran bir cismin kinetik enerji konum grafiği şekildeki gibidir. Bu cismi etkileyen net kuvvetin büyüklüğü 0, x konum aralığında f1, x, 2x konum aralığında f2, 2x, 3x konum aralığında f3 oluyor. Buna göre f1, f2, f3 arasındaki ilişki nedir? Ee, bir cisim üzerine yapılan iş ifadesi oluşturulursa eğer, iş biliyoruz ki kuvvet uygulayarak cismin enerjisindeki değişiklik e, olayına denir. Dolayısıyla W eşittir F çarpı delta X diye ifade ettiğimiz iş büyüklüğü eşit olmalıdır cismin enerjisindeki değişiklik miktarı. Ki bu soru için cismin enerjisi söylendiği gibi kinetik enerji olacak. O zaman F kuvvetini yalnız bırakırsak delta E bölü delta X anlamına gelen ve grafiği incelediğimizde delta E bölü delta X'in karşı kenar bölü komşu kenar olması dolayısıyla eğime yani tanjant alfaya denk geldiğini söyleyebiliriz. Bu durumda F1 diye tanımlanan kuvvetin E bölü X, F2 diye tanımlanan kuvvetin 2E bölü X, F3 diye tanımlanan kuvvetin de E bölü X büyüklükte olduğu söylenebilir. Dolayısıyla da F2 büyük, F1 eşit, F3 olacaktır. Bu durumda doğru cevap C seçeneği olur.